noktada Selim Miye sormuş. Songül Karlı televizyon anlamında unutulmaktan korkuyor mu? Hayır. Eşi en şöhretli zamanında evlendi. Eşi şöhretin azalmasından sonra değişir mi? Onu bilemem tabii ama televizyondan niye korkayım? Ben çıkmaksızın her gün televizyona çıkarım. Mesajları gösteririm her gün bir şey var ama ben istemiyorum. Sahnede ne kadar konuşuyoruz. Evet. Çok sevmiyorum yani benim programım farklı bir şeydi ama her gün bir yere konuk olmayı sevmiyorum aslında. Yok öyle bir şeyden de korkmuyorum. Kendi programını ama, yapacaksın çünkü. Kendi programı yapacağım evet Allah kısmet ederse. Ne olacağı aşağı yukarı belli mi? Soruyorlar da. Sana söyledim. Onlar da duyuyor inşallah. Peki takriben böyle Ocak mı, Aralık mı, Şubat mı ne zaman ekrana gelirsin? Yani Allah izin verirse tabii Allah izin vermezse olmaz. Yani kullarla ilgili bir şey değil. Allah izin verirse yolunu açar çünkü. Böyle zamanda çok önüne engel koymaya çalışanlar var mı? Daha ya da neyi koyacak? Herkes her şeyi koydu. benden çok korkuyorlar. Çok ilginç. Yani bunu 3 gün önce başka bir yapımcı arkadaşımız da bana telefon açtı. O kadar çok konuşuluyorsun piyasada dedi. Sadece de güzelliğin dedi takıntı olmuş herkese dedi. Herkes güzel ama ekranda güzel kadın görüyor musun? Görmüyorum. Belki birilerine gençliklerini hatırlatıyorsundur. Yok onlara değil ya. Ben mesela bak dediğin kişiyi anladım. Ama yok mesela, ben bir kişiden bahsetmedim. İnsanlar kendilerinden böyle çok daha genç, çok mesela daha başarılı. Mesela bak bir şey söyleyeyim mi? Bak açık söylüyorum. Ekranda Seda Sayan'ın olmaması kötü bir şey bence. Dönüyor zaten. Dönsün yani. Niye? Kanalda ekranına hani bakıyorum dönüyor. Bir şey yok. Hani izliyorum tabii ki arkadaşlar yapıyor ediyor falan ama o başka bir renkti ya. Songül seni çok ama onlar benim için öyle düşünürler mi? Her şeyi duyuyoruz yani. Kimsenin bir şey düşündüğü. Ha, bir dakika bir şey Seda Sayan mı? Hayır. Ne sordun? Çok benzetiyorlar sizi birbirinize. Aşkım kemiklerle ilgili belki. Yoksa benim benzediğim veya gidip de böyle bir şey yap dediğim bir şey yok. Ayrıca tokatlıyım. Ayrıca kemikler ve anamdan böyle doğdum. Yani başka yüzümde buralarımda bir şey yok. Buramda bir şey yok. Lerzan Mutlu'yu da çok benzetiyor. Ama Lerzan zaten onu benzemek için kendini yırttı. Ay başka bir şey diyecektim. Size yemin ediyorum başka bir şey diyecektim. Gitti. Aradan gitti. Zaten hani açık ve net belli. O mücadelesinde mi? Benim öyle bir şeyim yok. Benim sadece tokatlı olmam. Aynı şivelerle belki aynı şeyleri konuşuyorum. Evet biz de koca... Ama Bağcılar'da yetiştim ya. Tokatların içinde büyüdüm. Aynı gişi diyorlar kocaya. Kadın aynısını söylüyor. Ne yapayım şimdi yani? Bir de böyle bir tanem tokatlar. Ses tonunuz, konuşma tarzınız ve dobralığınız da birbirine benziyor ya. Oradan da bir yakınlık kuruyoruz. Gel sen şimdi gelin de tokatlı. Bütün kardeşlerim ona benziyor. Aynıyız yani. Hani bu güzel değil. Hani bunu çıkartmaları da güzel. Hani şöyle yapayım. Ben bunu çakma yaparsam böyle olur. Hayır bir şey olmaz. Çünkü zaman bitiyor. Bak bu tarafa kalkacak. Bunlar bu taraftan geliyor. Benim gelmem önemli değil. Benden sonra da bir sürü tokatlı gelecek. Ne yapacağız? Tokatları basacak mıyız ayağımıza? Çıkmasınlar ben mi varım? Böyle bir şey olur mu ya? Böyle peki şey Seda Sayan'la hiç yani. Bu benzerlik üzerine konuştunuz mu? Yok öyle bir şey konuşmadık. Zaten ben televizyona çıktıktan sonra o konuşma, görüşme şeyleri bitti tabii. Artık bir saatten sonra rakip olarak bakılıyor ekranda. Ekran hani bu peki. Geliyor artık. Çünkü ben hakikaten nereye girersem gireyim hep öyle dediler. Yani... Yeni versiyon Songül'dür dediler. Hangi kanala girersem gireyim bitmiştir yeni versiyon Songül. Kimin için dediler mi kimin dediler. İçin Seda Sayan'ın yeni versiyonu anlamında? Yok işte yeni versiyon Songül'dür dediler. Yani bizim kanalın yeni versiyonu.